Merhaba, ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. 2015 yılı içerisinde Nevşehir Belediyesi Müftülüğü ve hayırseverlerin desteğiyle başlatılan külliye binasında muamma belirsizliğini korurken çalışmalar da ağır şekilde devam ediyor. İçerisinde cami, konferans salonu, taziye evi, alimler misafirhanesi, imarethane, abdesthaneler ve müftülük hizmet birimlerinin de yer alacağı Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyacak olan külliyede her biri 88 metre 60 santimetre uzunluğunda üçer şerefeden oluşan 4 minare, 1 tam kubbe, 24 değişken ölçülerde kubbe ve 5 de yarım kubbe, avlu ve revak kısmı, avlu içinde şadırvan ve iç kısımlarda 4000, kapalı mekanlarda ve toplamda 11.500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir caminin yer aldığı Nevşehir Külliyesi 6 yıldır bir türlü tamamlanamadı. Şehir için önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu yapı için geçtiğimiz aylarda çalışmaların başlaması yüzleri güldürdü. Ancak bu çalışmaların hızla ilerlememesi kafaları karıştırıyor. Eski belediye başkanı Rasim Arı'nın el atmadığı bu yapı ile ilgili Mehmet Savran'ın düşünceleri de kamuoyunda merak edilenler arasında. Savran'ın bu konu ile ilgili ağzını bıçak açmıyor. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar hakkında konuşarak bu hızla giderse bu inşaat bitmez. Yıkılacak mı, yapılacak mı artık bir karar verilsin de boş yere kafamızı meşgul etmesin. Külliye de tıpkı öğretmen evi gibi şaibeli bir hale gelsin istemiyoruz dediler. Pamukçu Sarrafiye karşısındaki bir iş yerinin bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre dün saat 17.30 sularında Pamukçu Sarrafiye karşısındaki bir iş yerinin bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Bacadan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden müdahale etti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında iş yerinin deposu olarak kullanılan üst bölümde maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybının oluşmaması yüreklere su serpti. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu'nun bulunduğu alanın 1 Ağustos itibariyle kapatılacak olması sebebiyle Nevşehir'de bulunan emekli öğretmen Ramazan Göktaş, Anadolu RTV'yi ziyaret ederek mağduriyetini mikrofonlarımıza anlattı. Nevşehir Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu'nun bulunduğu alanın 1 Ağustos itibariyle kapatılacak olması sebebiyle Nevşehir'de bulunan emekli öğretmen Ramazan Göktaş, Anadolu RTV'yi ziyaret ederek mağduriyetine mikrofonlarımızı anlattı. Ben Ramazan Göktaş, Nevşehirliyim, emekli öğretmenim. 11 yıldır emekliyim. Şimdi bugün şikayetinizi dile getirmek evet. için aslında evet, bu evi evet. ziyaretine geldiniz. Evet. Peki öncelik şikayetiniz nedir bu öğretmen eviyle alakalı? Tamam. Şimdi ben emekli öğretmenim. Bu Nevşehir'de bir tane öğretmen evi vardı. 2021 yılında bir ikincisi 2000 evlere yapıldığı için bura merkez öğretmen evi oldu ve merkez öğretmen evinin kapatılması da gündemde. Hatta Ağustos'un birinden itibaren, bu Ağustos ayının birinden itibaren ora kapatılacak. Ora kapatıldığı için de buradaki bütün Nevşehir'deki öğretmenler dışarıda kalacak. Yani tabiri caizse sokakta kalacak. Gidecek bir yerleri olmayacak. Bir görüşecekleri, oturup sohbet edecekleri, çay içecekleri, nezih bir ortam bulamayacaklar. Ya kahve köşelerine gidecek, ya izbe yerlere gidecek. Belki hastalık kapacak, belki rahatsız olacaklar. Yani bir mutsuzluk olacak öğretmenler açısından. Biz bunu engellemek için sizlere başvurduk ki bu isteğimizi, bu öğretmenlerin sıkıntısını kamuoyuna iletelim diye böyle bir şeyimiz oldu. Onun için de ziyaretimizi bu sebeple yaptık. Şimdi 2000 evlerdeki 11 katlı bildiğim kadarıyla öğretmen evi çok güzel. Ya ben gezmedim ama çok güzel olduğu söyleniyor. Çok yani günün şartlarına uygun yapıldığı söyleniyor ama oraya gidip öğretmenlerin orada oturacağı, böyle dinleneceği bir alan yok. Orada sadece konaklamak amacıyla yapılmış. Konaklamak amacıyla yapıldığı için ve üstelik de Nevşehir merkezine uzak olduğu için herkes gidemeyecek.
Gidemediği için de öğretmenler gene sıkıntıda kalacak. Burada öğretmen evinde yaptığımız bir toplantıda arkadaşlarla birlikte Sayın Valimizi ziyaret ettik, durumumuzu anlattık. Sayın Valimiz bize anlayış gösterdi, yardım edeceklerini söyledi ve buna istinaden de belediye başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret ettik. O da bize geçici de olsa belli bir yer vereceğini sözünü verdi. Şimdilik bu aşamada biz bunu da duyurmak istiyoruz. Yani bura geçici olacağı için istiyoruz ki o vilayetler birliğine verilen yerden öğretmenler de yararlansın ki yararlanacağını söylediler. Ora yapılıncaya kadar, tadilat bitinceye kadar bizler belli bir süre dışarıda kalmamak için belediye başkanımızın, sayın belediye başkanımızın vereceği yerde kalalım diyoruz. Nevşehirli emekli öğretmenler ise şu açıklamalarda bulundu. Ben emekli öğretmenim, ismim Hasan İlvars. Öğretmen evi elimizden gidince açıkta kaldık. Öğretmenlerin yarın kış şartlarında sokaklara dağılmasına gönlümüz razı olmadı. İzbe kahve köşelerinde toplanacaklar. Basık yerlerde sigara dumanlar üzerlerine sinecek. Öğretmenin sosyalleşme alanıydı bu öğretmen evleri. Bu sosyalleşme burada bitecek. Dolayısıyla öğretmen burada bazı paylaşımlar yapıyordu. Günlük gazeteleri okuyorlardı, tartışıyorlardı, memleket meselelerini görüşüyorlardı. Eğitimle ilgili konuşmaları vardı. Bunların hepsi bitti, bitecek, daha da bitecek. O yeni açılan yere de bu öğretmen kitlesinin hiçbirinin gideceğini zannetmiyorum. Hiçbir ülke gelecek nesillerini yetiştirecek olan öğretmenleri açıkta bırakmaz, bırakmamalı da. Bu derdimizi anlatmak üzere Sayın Valimize gittik. Aynı durumu o anlattım. Bize destek verdi. Büyük yakınlık gösterdi. Öğretmen evinin oradaki konumuyla ilgili, bize uygun olmadığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Ama iş olup bitmişti. Derdimizi başka mercilere de anlatmamız gerekiyordu. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Lisesi'nden benim öğrencim olur. Aynı ekiple onun yanına geldik. O da büyük yakınlık gösterdi. O da sevgiyle karşıladı. Ona Mehmet, ben senin öğretmeninim. Benim milli eğitime bakışımı da biliyorsun. Ondan sonra eğitim anlayışımı da biliyorsun. Sen de bu memleketin çocuğusun. Bu kitleye sahip çıkmak zorundayız dedim. Yarın öğretmen gruplara bölünecek. Başka grupların, başka görüşlerin eline düşecek. Yani öğretmenler arasındaki birlik de bozulacak. Bunu önlemeliyiz dedim. Bizi sabırla dinledikten sonra, hocam dedi, ben dedim milletvekilimizi alacağım. Bayan valimizle görüşmeye gideceğim. Eğer eski yerinizi durdurmak, bir biçimde tekrar size iade etmek mümkün mü değil mi onu bilmiyorum. Onu inceleyeceğim. Eğer o mümkün değilse sizi açıkta bırakmayız. Gül bahçede yerimiz var, onu size tahsis ederim dedi. 10 kişilik grubumuz vardı. Bu grup son derece vali beyle olan görüşmelerden de memnundu. Belediye başkanının bize kucak açmasından da memnundu. Şimdi zaten olayın üzerinden 2 gün geçti. Bunun sonucunu bekliyoruz. Sizi sesimizi duyurmak açısından buraya kadar geldiğiniz için size de, sizler buraya getiren Ramazan Göktaş'a da ayrıca teşekkür ederim. Çözüm önerisi olarak bir kere burada söyledim ben. Milli eğitimin kalbi, motoru öğretmendir. Öğretmen olmazsa yöneticilerle bu hiçbir yere varılmaz. Yöneticinin başarısı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başarısı öğretmenin başarısıdır. Valiliğin başarısı öğretmenin başarısıdır. Dolayısıyla öğretmene sahip çıkılmalı. Eğer buranın dondurulması, durdurulması mümkünse yer verilmeli. Bura sadece öğretmenin buluştuğu bir yer değil. Bura bir kültür merkezi. Cumhuriyet'in ilk okullarından bir tanesi. Kapıdaki Osmanlıca yazıyı okursanız çeşmelerin üzerindeki Atatürk çeşmesi yazıyor. Osmanlıca harflerle.
son derece önemli bir yer. Sayısız insanın yetiştiği bir yer. Bura öğretmenin buluşma yeri, sosyalleştiği yer, bankada işini gördüğü, pazara gidip alışverişini yapıp burada tekrar toplanıp tekrar dağıldığı, kolay ulaştığı bir yer. Günümüzün ekonomik şartlarında öğretmenlerimizin o 10 kilometre uzaklıktaki yere gitmesi asla mümkün değildir. Bura mümkün değilse bize belediye başkanının, ki ona ben şu anda teşekkür ederim, arkadaşlarım adına teşekkür ederim, öğretmenlerin bir ferdi olarak teşekkür ederim. Bu Gülbahçe'deki yeri bize nasıl düzenleyecekler, nasıl yapacaklar tahsis etmeliler. Ben bir de örnek verdim. Ben Ankara Eryaman'da bir emekli evi diye bir yer gördüm. Etimesgut Belediyesi ayarlamış orayı. 3 katlı. Yukarı katında mescidi, tuvaleti var, okuma salonları var, masaları var, bakımlı. Orta katta yine mobilya biçiminde masaları var, sehpaları var, günlük gazeteleri var. Pratik bir şeyler yenecek, içecek yerleri var. Aşağı katta da oyun oynayanlara ait bir salonları var. Otopark sıkıntısı yok. Böyle bir şey düzenlemiş. Öğretmen evi de dememişler. Emekli evi. Ama son derece bakımlı. Bir hesap ödedik, son derece ucuz. Bayanlar vardı, genç bayanlar vardı, genç insanlar vardı. Dedim ki niye bu böyle? Efendim dediler, biz belediyenin personeliyiz. Bizi burada görevlendirdi. Dolayısıyla bir kar amacı gütmüyoruz dediler. Öğretmene, memura, emekliye sahip çıkılmış. Biz burada da böyle bir şeyin yapılacağını umuyoruz, bekliyoruz. Siz genç arkadaşlarıma da, herhalde öğrencisiniz, değil mi? Siz genç arkadaşlarımıza da buraya kadar gelip bizim sesimizi duyurmak istediğiniz çok çok teşekkür ederim. Emekli öğretmen Cafer Demir. Evet, Cumhurbaşkanımız her ilde millet bahçeleri açıyor. Bunun amacı nedir? Halkı kucaklaştırmak, bir arada durmak. Burası sadece öğretmen evi değil. Burası halka açık bir yer, millet bahçesi olarak da görülebilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bize iddiaları şu. Deniliyor ki, Ramazan Bey bir saniye. Bize deniliyor ki size öğretmen evi yaptırdık oraya. Oraya öğretmen evi yapılmadı. Oraya otel konseptinde bir bina dikildi. Öğretmenin oturacağı, orada sohbet edeceği bir sosyal tesis değil orası. Gelen, yatakhaneye gelen orada yatacak ve oranın lobisine yararlanacak. Bu öğretmenler gidip orada sosyal tesis olarak yararlanamayacaklar. Bu anlatılmıyor. Diyorlar size öğretmen evi yaptırdık. Hayır kardeşim, size öğretmen evi yaptırmadınız. Oraya otel yaptırdınız. Öğretmen evi burası sosyal tesis olarak. Bu bir. Ha, ikincisi, tekrar ediyorum, millet bahçelerine ağırlık veren bir siyasi iktidar var şu anda Türkiye'de. Bunu Türkiye biliyor. Burası bir millet bahçesi. Sadece öğretmen ait değil. 3000 tane öğretmen var şu anda Nevşehir'de çalışan ve emekli. İlçeden gelen bir öğretmen şurada bankada işi oluyor, çarşıda bir işi oluyor. Görüyor, geliyor şurada, nefesleniyor, bir çay içiyor, ilçesine dönüyor. Şimdi bura kapatılıyor. Bu insanlar nereye gidecekler? İlçeden gelen bir öğretmen düşünün yani. Bankada işini gördü, çarşıda alışverişini yaptı. Nereye gidecek, oturacak? Kahve köşesine mi gidecek bu öğretmen? Şimdi sıkıntımız bizim buradaki şu. Öğretmenlerin oturduğu ve aidatlarıyla yıllar yılı yaşattığı bu bina. Bakın, aidat kesildi bizden burada. 25-30 sene biz aidat ödedik bu bina için. Buranın yapılımı, tamiratı, şunu bunu hepsine için biz para ödedik. Bunların hepsi el ucuyla itildi, elimizden alınmaya çalışıyor. Olay bu kadar basit. Biz alınmasını istemiyoruz. Öğretmen olarak tepki gösteriyoruz. Artı bir de şunu söyleyeceğim. 3 tane milletvekilimiz var Nevşehir'imizin. Siyasi değildir bu. Ben yapılması gerekeni söylüyorum. Seçimden önce milletvekillerimiz gelir burada öğretmenleri başına toplar. O ister veyahut da vaatlerde bulunur. Nerede bu milletvekillerimiz? Cumhurbaşkanımız İstanbul toplantısında milletvekillerine şöyle dedi. Meclis tatile gidiyor, giriyor. Gidin halkın arasına, halkın dertlerini dinleyin dedi. Neredesiniz kardeşim? Açılış yapmaya, kurdele kesmeye mi geliyorsunuz siz Nevşehir'e? Bu öğretmenlerin derdini hangi milletvekili gelip dinleyecek? AB'de ayrımı yapmıyorum. Bütün milletvekillerinden bahsediyorum. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Genel Meclis Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır, Sofular ve Karakaya köylerimizi ziyaret etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır, Sofular ve Karakaya köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinlediler. Yapılan ziyarete Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Genel Meclis üyeleri Gökhan Bile, Mevlüt Çakır ve Enver Türkmen de eşlik ettiler.
Binlerce öğrencinin merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Tüm öğrencilerin beklediği 2021 yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarını sonuç.ösym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim ifadelerini kullandı. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, yoğun olarak kullanılan bölgelere ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti kurdu. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, yoğun olarak kullanılan bölgelere ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti kurdu. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy yaptığı açıklamada, ücretsiz internet hizmeti kurulumu tamamlandı. Yoğun olarak kullanılan Hakkı Atamulu Kültür Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Şehit Mustafa Demir Caddesi'nde belirlediğimiz noktalara kurulan ücretsiz internet hizmetimiz, siz değerli hemşehrilerimize iyi günlerde kullanması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun ifadelerine yer verdi. Periler Diyarı Kapadokya bölgesi ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Türk dizi ve sinema oyuncusu Demet Özdemir bölgede tatil yaptı. Periler Diyarı Kapadokya bölgesi ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Türk dizi ve sinema oyuncusu Demet Özdemir bölgede tatil yaptı. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, Kapadokya'ya gelerek burada hoşça vakit geçirdi. Eşsiz doğada çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan Demet Özdemir, bölgeye övgüler yağdırması da dikkatlerden kaçmadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın şehirde büyük bir paniğe neden oldu. Antalya iline bağlı Manavgat ilçesinde yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın herkesi korkuttu. Yangının büyümesi sonucu 3 mahalle boşaltıldı. Yangında herhangi bir can kaybı olup olmadığı bilinmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Manavgat Belediye Başkanı yaptığı canlı yayın ile vatandaşlara durum hakkında bilgi verdi. İnanın neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz. Nereye müdahale edeceğimizi de şaşırdık dedi. Olay yerinden gelen görüntüler ise yangının boyutu gözler önüne seriyor. Arkadaşlarıyla birlikte Ulu Kışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde bulunan sulama göletine giren 15 yaşındaki Meykan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Arkadaşlarıyla birlikte Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde bulunan sulama göletine giren 15 yaşındaki MEK'dan bir süre sonra haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan Aksaray Afat Su Altı ve Su Üstü arama ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde gölette boğulan 15 yaşındaki MEK isimli gencin cansız bedenini göletten çıkardı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile 15 yaşındaki MK'nın cansız bedeni Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Kerem Özbek İdaresi'ndeki 01 AHT 106 plakalı yolcu otobüsü Aksaray-Ankara Karayolu'nun 45. kilometresinde şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve afet ekibi sevk edildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı yolculardan Ali Akıncı gazetecilere yaptığı açıklamada bir anda sarsıldıklarını ve otobüsün aniden devrildiğini söyledi. Otobüs yana doğru kayınca devrileceğini anladıklarını belirten Akıncı, sol koltuktakiler sağ koltukta yolcuların üstüne düştü. Sonra da kurtarma ekipleri geldi, dedi. Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Battal Gazi Mahallesi'nde ikinci etap çalışmalarına başlayarak yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Battal Gazi Mahallesi'nde ikinci etap çalışmalarına başlayarak yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi'nin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Evet, şu anda Küçükali mahallemizdeyiz. Hemen sol tarafımızda büyük bir kentsel dönüşümün ilk etabı tamamlanmıştı. Buradaki tüm vatandaşlarımız ikinci etap için talepte bulunuyordu. O kapsamda çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Şu anda 42 tane gecekonduyla anlaşarak yıkımlarını peyderpey yapıyoruz. İnşallah bu bölgede diğer vatandaşlarımızla da anlaşarak buradaki eski kötü görüntüyü kaldırıp yeni mahalle anlayışıyla buraları da birinci etap gibi güzel bir hale getireceğiz. Bu kapsamda şu anda tam 9 tane gecekondunun yıkımını arkadakileri yapacağız. Şehrimiz gittikçe güzelleşiyor. Daha da güzel olması lazım. Vatandaşlarımızla el ele verdiğimizde çok daha güzel yaşam merkezleri ortaya çıkacaktır. Bugünkü inşallah yıkımın kazası belasız geçmesini temenni ediyorum. En kısa zamanda diğer vatandaşlarımızla da anlaşarak buradaki güzel bir ikinci etap kentsel dönüşümü başlatacağız. Bu sürekli Battal Gazi bölgesi biliyorsunuz eskiden beri yaklaşık 35-40 yıldır yaşayan vatandaşlarımızın tek katlı gecekondu tarzında evlerin olduğu yerler. Bir kısmının tapusu var, bir kısmı işgalli, bir kısmı tapusuz. Dolayısıyla burada farklı yöntemlerle çalışma yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Burada evi olan vatandaşlarımız da var. Dairelerini verdik ve şimdi yıkımlarını yapıyoruz. İnşallah diğer bölgelerde de Yıldırım Beyazıt olsun, Çorakçılar olsun, Kazım Karabekir olsun, Ambar olsun çok farklı bölgelerde kentsel dönüşüm projelerimiz var. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bu projeleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yeni daire sahibi olacak vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Kazası belası inşallah herkes evine yerleşsin. Melikgazi Belediyesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla Selçuklu Mahallesi'ne yapılacak olan çok amaçlı pazar yeri Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin temelini attı. Şu anda bu bölgemize geçen seneden itibaren güzel, büyük yatırımlar yapmaya başladık.
Battal Gazi Bulvarı'nı bayramdan bir ay önce başladık yenilemeye. Buranın ana aksı 3 mahallemize de hitap eden büyük bir bulvar. Bu bulvarı da gerçekten Kayseri'nin en şık, en güzel bulvarlarından bir tanesi haline getirecek çalışma yapıyoruz. Asfaltlaması bitti. İnşallah otoparklarıyla, yeşillendirmesiyle birlikte çok nitelikli bir bulvar haline gelecek. Aynı zamanda bu mahallelerimizin ihtiyaçları var. Muhtarlarımızla, mahalle başkanlarıyla görüştüğümüz zaman buranın en önemli ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda aslında biz eski pazar yerinin içerisinde bulunuyoruz. Burası meyve sebze satış reyonları olacak. Ama üst taraf, şu gördüğünüz betonarmenin olduğu kısım sosyal tesisimiz olacak. 1600 metrekare yaklaşık alanlı. En alt katı bayanlar için fitness spor merkezi, üst katı eğitim merkezleri ve kütüphanesi ve kafeteryası olmak üzere güzel bir sosyal tesis. Dolayısıyla sadece pazar yeri değil, aynı zamanda buradaki sosyal tesis de bu mahallemize, Selçuklu mahallemize ve diğer mahallelerimize güzel bir şekilde inşallah hizmet edecek. Tabii nüfus olarak da bu üç mahallemiz 100 bin nüfusun üzerinde bir nüfusa hitap ediyor. Yoğun çocuğumuz var. Çocuk deyince akla okul geliyor. Şu anda Danışmet mahallemizde ihalesini yaptığımız, arsa da belediyemize ait, bütçesi de belediyemize ait, ufak bir destekle bir hayırseverimizden aldık. Güzel bir okulu inşallah Danışmet mahallemize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah yakında onun temelinde, burayı temelini attığımız gibi atacağız. Bir diğer temelde Osmanlı mahallemizde okul ihtiyacı vardı. Onu da karşılıyoruz. Aynı zamanda cami ihtiyacımız var Danışmet'te ve Selçuklu mahallesinde. İnşallah iki mahallemizde de cami inşaatına da yakın zamanda başlayacağız. Önümüzdeki günlerde bir açılışta Danışmet mahallemizde olacak Kur'an kursu açılışımız. Gerçekten okul gibi güzel bir tefrişiyle Kur'an kursunu hazırladık. Onu da müftülüğün tahsisine sunacağız. Dolayısıyla dolu dizgin hizmet etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah imkan versin, sağlık sıhhat versin ve Melik Gazi'mize hizmet edelim. Tek arzumuz, isteğimiz meclis üyelerimizle birlikte, muhtarlarımızla birlikte, partideki arkadaşlarımızla birlikte buraya en güzel hizmeti görev süremiz sonuna kadar yapmak. Dolayısıyla sizlerden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. En güzel hizmetleri inşallah mahallelerimize, ilçemize, ilimize, ülkemize yapmayı nasip etsin diyorum. Ben hepinizi teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli başkanıma, Palancıoğlu başkanım, ellerine ve emeklerine sağlık diyorum. Burada ilk günden beri ilk başkanımız Haseki başkanımız, akabinde Menduh Büyükkılıç başkanımız bu mahalleyi yaşanabilir bir mahalle haline getirdi. Herkesin ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyor. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Saygılar sunuyorum. Bu mahalle hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Melik Gazi başkanımız kıymetli ekibiyle ve en önemlisi değerli ilçe başkanımızla dayanışma içerisinde bu güzel semtimizin, bu güzel insanlarına ve ilçemize hizmet ediyorlar. Gençlerimizi seviyoruz. Hanım kardeşlerimize dua ediyoruz. Onlar gerçekten bizim gece gündüz demeden koşturan canlarımız. Bu arada tabii ki Eskişehir bağlarımızdaki mütevazi insanlara da biz dua ediyoruz. Cenab-ı Allah hepsine razı olsun diyorum. Geç bir saatte daha fazla sözler uzatmıyorum. Hayır uğurlu olsun diyor. Allah'a emanet olasınız diyorum. Bizler zamanında başlattık. Memduh Bey de buradaki hizmetler devam etti. Şimdi Mustafa Palancıoğlu başkanım, Allah razı olsun, elinden geleni yapıyor. Zaten dikkat ederseniz proje görüntüleri orada akıyor ve Türkiye'de belki de emsali olmayan Kayseri'nin en güzel pazar yeri burada yapılıyor. Bunun dışında da bu semtlerin neye ihtiyacı varsa biz her zaman yapmaya hazırız. Elinizdeyiz. Ben kendilerini de tebrik ediyorum. Allah razı olsun Melik Gazi ekibine. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, kazasız belasız inşaatlar inşallah. Bitmesi temennisiyle. Ya Allah, Bismillah. Tahmin edilen hava durumu.
bulunan nöbetçi eczaneler. Temmuz Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Acıgöl en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Avanos en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 31. Derinkuyu en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 27. Gülşehir en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 31. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 29. Kozaklı en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 29. Ürgüp en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 30. Temmuz Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez, Sen ve Göreme Eczanesi, Acıgöl, Ömür Eczanesi, Avanos, Avanos Eczanesi, Derinkuyu, Yeni Eczanesi, Gülşehir, Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş, Bektaş Eczanesi, Kozaklı, Kozaklı Eczanesi, Ürgüp, Güney Eczanesi. Bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.